Ana yurtları Asya'nın kuzeybatısı olan Baraklar, Horasan'dan Anadolu'ya 3. büyük göç dalgasında yer alan Beydili ile beraber Musul, Telafer ve Bayat Türkmenleriyle aynı dönemde göç etmişlerdir. Barakların göçü 16. yüzyılda vergilerin ağırlığı, tabiat şartları ve diğer sıkıntılar yüzünden İran'ın Farab, Karacuk yaylasından başlamış ve İskanbaşı olan Firuz Bey önderliğinde Anadolu'ya yönelmiştir. Göçün Anadolu güzergahı ise Erzurum, Erzincan, Yozgat ve Sivas yolu olmuştur. Baraklar, bugün Anadolu'da Barak Ovası ve Barak Eli olarak da bilinen bölgede bulunmaktadırlar. Bu bölge, Güneydoğu Anadolu bölgesinde Kilis'in güneydoğusundan, Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinin güneyinden ve Nizip ilçesinin kuzeydoğusunda bulunan Belkıs köyünden başlayarak doğuda Fırat Nehri kıyısına ve güneyde Suriye sınırına kadar uzanan oldukça geniş bir alanı içine almaktadır. Halis, su katılmamış Türk olarak nitelendirilen Barakların dilleri ve edebiyatları renkli ve incedir. Zengin bir Türkçe kelime hazinesine ve kültüre sahiptirler. Kültür aktarımında oda geleneğinin yeri ise oldukça önemlidir. Barakların yerleşik düzene geçmelerinden sonra çadır geleneğinin yerini oda geleneği almaya başlamıştır. Bununla birlikte kımız da yerini mırraya bırakmıştır. Barak odaları genelde sahibinin mahremi olan hanesinden uzakta inşa edilmiştir. Oda sahibi evde olsa da olmasa da o odaya gelen misafir mutlaka ailenin başka bir ferdi veya köylü tarafından ağırlanır. Barak odalarına sonradan girip ve gelenekselleşen mırranın da önemli bir yeri vardır. Farklı boylarda, ibriklarda köz ateşinde pişirilip süzülerek kıvama getirilen acı kahve, odaya gelen misafire ilk sunulan ikramdır. Barak odalarında yemeğe ve sohbete odadaki en yaşlı kişinin başlamasıyla başlanır. Bütün bu kurallar odaya eşikte oturarak girmeye başlayan çocuklar tarafından da dikkatle gözlenir. Bu nedenle barak odaları gelenek aktarımında başat rolü üstlenmişlerdir. Köy içerisindeki her türlü anlaşmazlıklar köyün ileri gelenlerinin odalarında çözülürdü. Her türlü durum karşısında cemaatin vermiş olduğu karar uygulanır ve kimse buna itiraz etmezdi. Barakta toplumsal iletişimin de sağlandığı bu odalar, gelenek, kültür ve bilgi aktarımının merkezi olmuştur. Barak oyunlarının yapısı tamamen Türk ananelerini yansıtmaktadır. Barak düğünleri folklorik yapı itibariyle oldukça zengindir. Özellikle düğün sırasında tutulan halaylar barak kültürünü çok iyi yansıtır. Üç ayak, Mısırı, Halebi, Hasan Dağı, Çoban Bey, Yarımkaba, Şirvani, Berazi, Combüzü, Tiresi, Mimaisi, Suriye ve Tilhabeş halayı Barak'ta oynanan halk oyunlarıdır. Aman bülbülleri düşür de bey mayınım. Seher çağında, çağında. Amanın bir devranı sürelim de bey mayılım. Babam malında, malında, malında. Uyan bey mayılım.